Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Şımar Teknoloji'nin çıkarmış olduğu Katya model robot süpürgeyi inceleyeceğim. Firmanın ismini anladığınıza göre biraz yerli bir firma olduğu size çağrışmış olabilir. Çünkü Şimar Teknoloji Türkiye'de kurulmuş yerli bir firma arkadaşlar. Öncelikle sizlere biraz bu firmadan ve robot süpürgesinden bahsetmek istiyorum. Sizlere ardından da hemen kutu açılışıyla devam edeceğim ve tabii ki de size robotu A'dan Z'ye kadar anlatacağım. Öncelikle Şimar Teknoloji kimdir? Şımar Teknoloji Ankara'da kurulmuş bir yerli teknoloji yani akıllı cihazlar, akıllı ev ürünleri üzerinde bir Teknoloji firması arkadaşlar. Ankara'da kendilerine ait bir fabrika olduklarından özellikle bahsettiler. akıl robot süpürgeden tutun, akıllı ampul, akıllı tartı, akıllı priz gibi vesaire birçok farklı hayatımızı kolaylaştıracak akıllı ürünleri Türkiye'de üretip satmaya başladıklarını ilettiler. Yerlik oranında da bayağı yüksek olduklarını özellikle iddia ettiler arkadaşlar. Bugün bizim elimizdeki kat robot süpürgesi ise kendi hatta biliyorsunuzdur genellikle robot süpürgenin alanlar bu Katya isimlerini verirler. Direkt kendileri bu opsiyonu bırakmamış sizlere. Direkt robot süpürgenin adını Katya olarak isimlendirmişler arkadaşlar. Bugünkü benim inceleme konum olan Katya robot süpürgeyi öncelikle gelin bir kutusundan çıkaralım. Bir kutu içinde neler varmış bunlara bakalım. Ardından da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kutuyu aldığımızda şöyle zaten gördüğünüz gibi yerli bir firma olduğu için zaten kutunun tüm bilgilendirmeleri olsun vesaire olsun hepsi baştan aşağı Türkçe. Aynı şekilde içinden çıkacak kullanımcı kılavuzu, garanti belgesi vesaire zaten bunların hepsi tamamıyla Türkçe arkadaşlar. İstediğiniz gibi kafanıza takılabilecek her türlü sorun işaretlerinden yani sorunları burada kullanıcı kılavuzuna olsun, kurulum kılavuzuna olsun hepsine bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten şöyle bakın tamamıyla Türkçe olan bir kurulum kılavuzuyla geliyor cihaz. Buradan merak ettiğiniz parçalar vesaire hepsine bakabilirsiniz. Bir tane de şöyle bakın şımar teknolojiye ait şöyle göstereyim sizlere. Arkası da şöyle soğuk damgalı bir zarf geldi. Açmadım bunu özellikle. Videoda sizlerle beraber açacağım demiştim. Hmm, ne diyormuş? Merhaba. Kendinizi şımartmak için harika bir adım attınız. Şımart Teknoloji olarak sizinle tanışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Burada da Şımart Teknoloji'ye ulaşabileceğiniz mail adresi, telefon numarası vesaire verilmiş arkadaşlar. Ayrıca şöyle bakın. Direkt uygulamanın kurulumu, nasıl indireceğiniz, indirdikten sonra nasıl kayıt olacağınız vesaire Baya detaylı bir anlatım rehberi de kullanıcı kılavuzu olarak konulmuş. Zaten ben bu videoda da sizlere hem bu robot süpürgenin nasıl kurulacağıyla ilgili de detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Robot süpürgeyi kutudan en son çıkaracağım. Zaten o bizim en fazla inceleyeceğimiz parça. O yüzden onu en son çıkarmak istiyorum. En sevdik özelliklerden biri robot süpürge yani kutunun içerisinden yedek parça gelmesi. Gördüğünüz gibi şöyle bakın onlardan başlayacağım. Bir tane şöyle HEPA filtremiz geliyor. Temizleme fırçası, temizleme jileti, tarağı vesaire olduğu bir şöyle bir poşet geliyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Bu tür aksesuarlar geldiği zaman genellikle böyle ilk bir yıl içerisinde yedek aksesuara ihtiyaç duymadan robot süpürgenizi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bir yıldan sonra tekrardan zaten aksesuar satın almak isterseniz de Şimar Teknoloji'nin isterseniz kendi sayfasından satın alabilirsiniz. İsterseniz de e-ticaret sitelerinden satın alabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Birazdan robot süpürgenin altında göstereceğim. Yan fırçalarda iki adet yan fırçası var. Yani sağ ve sol olacak şekilde çift yan fırçalı bir tasarım var. Onların da 7'ye geliyor. Kendi üzerinde var bir tane. Yani bir çift. Ayrıca da yedek olarak da bir çiftin gelmesi güzel. Bu arada şöyle bir plastik malzemesine de bakayım. Güzel malzemesi kaliteli fırça dolgusu da güzel ayrıca uzunluğu da iyi yeterli yani çünkü bu fırçanın uzunluğu demek etrafındaki pisliği çok daha iyi yani geniş alana yayıp temizlemesi demektir. Bundan yana da bir sıkıntı yok ve tabii ki de en önemli aksesuarımız bence her robotta olması gerekiyor neden derseniz herkesin evinde internet olmayabiliyor veya bunu bazen annelerimize babalarımıza dedelerimize nenelerimize almak istiyoruz ama telefonu yok, akıllı telefonu yok, evinde internet yok nasıl kullanacak diyoruz. İşte şımar teknoloji onlar için düşünmüş oldu. Şu bakın minik kumandayı sizlere göstereyim. Çok küçük ve basit minimal bir kumanda yapmışlar. Çalıştır, evine geri dön ve sağa sol olacak şekilde yani yönlendirilecek bir kumanda butonu yapmışlar arkadaşlar. Çok zarif böyle küçücük bir tane kumanda yapmışlar ama bu gerçekten... Bu küçücük kumanda var ya o kadar işlevli bir hale dönüşebiliyor ki. Bunun sayesinde siz robot süpürgenizi Telefonunuz olmadan rahatlıkla en azından manuel bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ve bunu da düşünüp koymaları gerçekten çok büyük bir düşünce olmuş. İki adet şöyle mop bezimiz geliyor yedek. Bir tanesi asıl bir tanesi yedek olacak şekilde. Şöyle göstereyim size. Standart mop bezlerinden mikrofiberde bez olarak geçiyor bunlar. Yıkayıp tekrardan kullanabiliyorsunuz zaten bunları. Robust süpürgenin üzerinden iki adet farklı hazne geliyor. Şimdi kendi üzerinde bir tane tek başına olan hazne var. 470 mililitrelik tek başına toz haznesi olarak kullanıyorsunuz. Eğer ben bunu süpürme ve paspas olarak kullanmak istiyorum dediğiniz zaman ise buraya bakın ikili hazne devreye giriyor. Bu ikili haznede hem su hem de toz haznesi olarak kullanabiliyorsunuz. İkisi bir arada haznenin 230 mililitresi toz haznesi 220 mililitresi de su haznesi arkadaşlar. Burada bir kaldırma sistem var. Bunu kaldırdığınız anda bakın 230 mililitrelik toz haznesini buradan ayırabiliyorsunuz ve bunun temizliğini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi su haznesi de şu şekilde tek başına kalıyor. Burada da bir tane kapağı var bu kapağı kaldırdığınızda da su haznesini doldurup boşaltabiliyorsunuz ve elektrikli bir mop haznesi var arkadaşlar. Yani bunu özellikle sizlere belirteyim. Bu cihazda bir elektrikli mop var. Bu ne demek oluyor? Yani su seviyesini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bunlara detaylı bir şekilde zaten ileride bahsedeceğim. Şöyle bu kilidi aşağı indirdiğinizde ikisi bir arada haznede kullanıma hazır oluyor. Bunu mop yapacağınız zaman kullanabilirsiniz. Eğer mop yaptırmayı düşünmüyorsunuz sadece toz yani süpürme olarak bu cihazı kullanacaksınız eğer hiç bunu kutudan çıkarmanıza bile gerek yok. Kutuda şöyle muhafaza edin. Orada kalsın. Gelelim bu cihazın şarj istasyonuna. Gördüğünüz gibi siyah renkte tamamıyla bakın siyah kaplama bir şarj istasyonu var. Şurada zaten bakın manyetik şarj yuvalarını görebiliyorsunuz. Arka tarafta bir bağlantı yani şarj giriş noktası var klasik adaptörümüz olan kalın uçlu giriş dediğimiz klasik adaptör var. Bayağı da uzun yani 1,5 metrelik falan bir kablo uzunluğu var. Buradan robotunuzu rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Ve gelelim işte en önemli konumuza. Yani robot süpürgemizin kendisi Katya. Öncelikle tasarımından bahsetmek istiyorum size. Tamamıyla siyah renkte lidar kısımlarında böyle turkuaz hatlar var. Aynı şekilde alt tarafta bu ana fırçanın olduğu kısım ve yan fırçalarında da turkuaz hatlar konulmuş. Ben bu ikili yani siyah ve turkuaz renk kombinasyonunu çok beğendim. Çok tatlı olmuş. Yani gayet şık gösteriyor kendini robot. Gördüğünüz gibi şurada bakın lider kapağının üzerinde de şımart akıllı lazer tarama teknolojisi olduğundan bahsedilmiş. Şurada bakın bazı bilgilendirme kitapçıkları var. Bunu isterseniz zaten kendiniz sökebilirsiniz. Ben sökmedim kalsın üzerinde diye. Ayrıca bakın cihazı çalıştırmak istediğinizde şurada bakın yan tarafta bir buton olacak. Bu butonu muhakkak eğer kapalı konumdaysa yani cihazın neden çalışmıyor diye tedirgin olmayın. Bu cihaz yani yolda gelirken bataryası açık kaldığında herhangi bir zarar görmesin, cihaz açık kalmasın diye buraya bakın ekstradan bir kapatma butonu konulmuş. Bu cihaz kapalıdır. Buna bastığınız anda zaten cihazınız otomatik olarak elektrik gelmeye başlayacaktır. Ayrıca bunda yan tarafta da bu robotu manuel bir şekilde yani istasyonsuz olarak şarj etme özelliği de mevcut. Tasarım açısından şöyle arka tarafa geçmek istiyorum hemen. Arka tarafta gördüğünüz gibi çift yan fırçalı tasarım mevcut. Yani çift yan fırçalının temizlikteki avantajlarını biliyorsunuz daha fazla kir ve pisliği ana fırçaya iletme şansını bulabiliyor. Yani bu robot çok daha fazla pisliği toplayabiliyor. Ana fırça tasarımında da bu arada çok beğendim. V yapısıyla yapılmış hem kıl fırça hem de sert zeminler için silikon dediğimiz fırçalar konumlanmış ve fırçanın yapısı çok başarılı geldi benim gözüme. Yani kir ve pisliği çok daha iyi yerden sökerek alabiliyor. Tabii ki de burada 3000 paskallık çekiş gücüne sahip büyük bir motoru da var. Yani turbo modda 3000 paskala kadar ulaşabiliyor. Motor teknolojisi olarak da her zaman klasik olan bu bütün robot süpürgelerdeki Japon Nidec yok. Çok farklı bir motor sistemi var. Bunun diğerlerinden farkı ne der derseniz benim gözle görebileceğim ses olarak birazcık daha diğer motor yani robot süpürgelere göre daha yüksek sesle çalışıyor. Çekiş gücü açısından diğerlerinden çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde 2 cm'ye kadar eşiklere tırmanabilen amortisörlü tekerleklerimiz. Onların da rengi gri olmuş. Bu arada çok tatlı ve hoş olmuş gördüğünüz gibi. Alt tarafta şurada bakın bataryanın konumlandırdığı kısım ve yükseklik sensörlerimiz. Yani eviniz mesela dubleks veyahut da yüksek bir alanı süpürtmek istediğinizde robotunuz kesinlikle aşağı düşmeyecek. Bu sensörleri sayesinde algılayıp... Robot yere düşmüyor, bulunduğu alanda temizlemeye devam ediyor. Robotun yüksekliği ise ortalama olarak 9,5 cm civarında. Yani 10,5-11 cm civarında rahatlıkla bu robot o mobilyanızın altına girip rahatlıkla temizliğini yapabilir. Robotun diğer teknik özelliklerinden bahsedecek olursam 3000 paskal'lık motor gücünden bahsetmiştim. Ayrıca 6400 miliamper'lik LG batarya konumlandırmış. Şu anda benim incelemiş olduğum kanalında mevcut olan robot süpürgeler arasındaki en güçlü batarya kapasitesine sahip robot arkadaşlar. Bu Schmart'ın Katya robot süpürgesi. 3000 paskalık büyük güçlü bir motoru da bu batarya tek şarj ile 250 metrekarelik alanı tek seferde süpürebiliyor. Bu arada bu ölçümler genellikle standart modda yapılır. Bu da bilginiz olsun ama 250 metrekarelik büyük bir eviniz varsa eğer bu evi bu robot tek şarj ile süpürebiliyor. Ortalama olarak 3-3,5 saatte ise tam şarja tekrardan ulaşabiliyor. Ayrıca şarjının yetmediği kısımda ki eviniz o kadar büyükse bilmiyorum ama benim evim mümkün değil yani. Bu kendi bataryasıyla 3 defa temizler. Diyelim ki temizleyeceğiniz yerde şarjı azaldı. Yuvasına geri dönecek bu robot. Belli bir seviyeye ulaştığı zaman verdiğiniz komutu tekrar devam edecek ve o kalan kısmı da temizleyip tekrardan yuvasına geri dönecek. Robotta 360 derece lidar sensörler mevcut. Yani bulunduğu alanı zaten çok hızlı bir şekilde haritalayıp tarayabiliyor. Ayrıca bu robotumuz 5 adet farklı haritada kaydedebiliyor. İsterseniz bunu alın yazlığınıza götürün, iş yerinize götürün. Kendi eviniz vardır 2-3 katlı hepsinin ayrı ayrı haritalarını yaparıp bu robotu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu robot ödüllü bir robot. A Design Awards yarışmasında yani bu çok zor bir yarışma olduğundan özellikle firma bahsetti. Yani öyle para vererek kazanan bir ödül kazanabileceğiniz bir yarışma olduğundan bahsedildi. Tasarımcılar arasından oylanarak yani seçilerek yapılmış ve o yarışmada bu robotumuz ödül almış. Yani en iyi tasarım dizaynına sahip robotlardan biri olduğunu özellikle ilettiler. Robotumuz iki farklı şekilde çalışabiliyor. İsterseniz süpürme, isterseniz süpürme paspas şeklinde çalıştırabiliyorsunuz. Üç farklı çalışma senaryosu var. Yani süpürmede sesi, standart ve Turbo modda çalışabiliyor. Aynı şekilde paspasta da az kuru, orta kuru ve ıslak olacak şekilde 3 farklı senaryoda çalıştırabiliyorsunuz. Elektronik mop olduğunu zaten az önce bahsetmiştim sizlere. Tek başına paspas olarak kullanamıyorsunuz. Sadece süpürme ve sadece süpürme paspas olarak bu cihazı kullanabilirsiniz. Son olarak robotun üst kısmındaki tasarımdan da bahsetmek istiyorum. 2 adet dokunmatik tuş konumlandırılmış. Yani diğer bu klasik butonlardan değil. Dokunmatik tuşlar konumlanmış. Biri çalıştır. Diğeri ise Wi-Fi ayarlamak için yani resetleme butonu arkadaşlar. Ayrıca çalıştır tuşu hem de eve dön tuşu olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani eve dön tuşu neden yok derseniz çalıştır butonuna bir kere basarsanız robotunuz çalışıyor. İki defa hızlı bastığınızda da yuvasına geri dönüyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca ayarlama yaparken birazdan göreceksiniz. Reset butonuna basılı tuttuğunuzda da Wi-Fi ayarlarını sıfırlayıp robot kuruluma hazır hale geliyor. Şimdi de robotun kurulumunu tamamlayacağız. Yan tarafta zaten bir tane bakın anahtar vardır. Şu anda ben kapalı koruma getirdim onu. Tekrardan bu anahtara bastığınızda gördüğünüz gibi zaten şurada bakın Robot tamamen Türkçe konuşuyor zaten bu arada gördüğünüz gibi. Tuşlardan yanıp söndüğünde yani robotun aktif olduğunu göreceksiniz. Şimar Teknoloji'nin kendi uygulaması var. Kutunun içerisinden çıkacak QR koddan direkt okutturup Şimar Teknoloji'nin kendi uygulamasına ulaşacaksınız. Gördüğünüz gibi şu anda bakın bekleme modunda ben kurulumunu yapacağım. E-post adresinizde bir tane üyelik alacaksınız basit bir şekilde. Ana ekrana geldiğinizde bakın burada artı butonu var. Artı butondan robot süpürgeyi seçeceksiniz. Bu arada bağlantınızın 2.4 GHz yani Wi-Fi'nizin 2.4 GHz'de olması gerektiğini özellikle belirtmem gerekiyor. 5 GHz desteklemiyor. Burada bakın Katya zaten robot süpürgesi geldi. Hemen onu seçiyoruz. Wi-Fi butonuna 3 saniye kadar basa tutmamızı söylüyor. Gördüğünüz gibi Wi-Fi ayarlar sıfırlandı. Onayladık ve ileri diyoruz. Ardından bakın burada Wi-Fi adresimizi ve şifresini girdikten sonra ileri butonuna tıklayacağız. Burada bakın telefonumuzun Wi-Fi ayarlarını bizi yönlendirecek. Ve buradan yani Katya bu robotu seçip tekrardan uygulamaya geri dönüş yapacaksınız. Gördüğünüz gibi bakın Smart Katya diye gözüküyor. Bağlandım buna tekrar uygulamaya geri döndüm. Zaten uygulama otomatik olarak hemen ileriye devam ediyor ve kurulum aşamalarını tamamlıyor. Gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede, belki de 2 dakikadan daha kısa bir sürede robotun bağlantısını tamamladık ve artık kurulumu tamamlandı. Robotu bundan sonra çalıştırıp bir harita çıkaracaksınız. Ardından zaten ben size şimdi harita çıkardıktan sonra uygulamayı detaylı bir şekilde anlatacağım. Kurulumu tamamladık. Tamamlandıktan sonra sizlere uygulamada yapabileceğiniz şeyleri de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın zaten haritamızı çıkardık. Burada bakın her odayı farklı farklı bir şekilde alanı güzel taradı. Bu arada ben çok beğendim haritalamasını. Şurada bakın benim aynalı kısımlarım var. Ondan dolayı maalesef bunu her robot yapıyor zaten. İsterseniz bakın burada oda oda süpürtme yapabiliyorsunuz. İsterseniz yani tüm evi aynı anda süpürtme yapabiliyorsunuz. İsterseniz de özelleştirme kısmı var. Ne yapabiliyorsunuz? Burada bakın lokal bir alan seçip onu yapabilirsiniz. Ayrıca burada bakın tek temizlik veya çift temizlik olarak yapabilirsiniz. İsterseniz iki farklı alanı ayrı ayrı temizletip gönderebilirsiniz. Ve istediğiniz bir konumada direkt sadece şuraya git ve burayı temizle tarzında bir temizlik yaptırabilirsiniz. Temizleme modunu görüyorsunuz burada. Az önceki bahsettiğim senaryolar. Bu arada paspas modu yani ikisi bir arada hazne varken zaten bunu kapatabilirsiniz. Bakın buradan ses zaten geldi. Yüksek, orta ve düşük şekilde ayrıca sesli standart ve maksimum olacak şekilde robot hemen çalışmaya çok hevesli. Gördüğünüz gibi buradan temizleme modlarını yapabiliyorsunuz. Şarj et butonu ve başlat butonu da var. Harita ayarlarına geldiğiniz zaman bakın bakın burada ilk çıkardığınız haritadan sonra bu haritayı kaydedebilirsiniz. Yasaklı bir alan koyabilirsiniz. Mesela bakın diyorsunuz ki burada mesela kırılacak bir eşyanız var vesaire hayatta gitmesini istemiyorsunuz bu robotun. Şu şekilde bakın bir yasaklı alan koyabiliyorsunuz. Ayrıca bakın buraya bir sanal duvar yani sadece direkt bu duvarı da çizip mesela buradan geçmesin deyip bu şekilde bir yasaklı alanda koyabilirsiniz. İsterseniz de mopsuz alan yani ikisi bir arada hazne biliyorsunuz taktığınızda moplu oluyor yani. Eğer diyorsunuz ki işte yani burada sıkıntı oluyor. Halım var mesela hallarım üzerinden geçmesini istemiyorum. Geri kalan yerlerimin moplasını istiyorum derseniz de bu şekilde bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Bunu kaydet dediğiniz anda zaten otomatik olarak kaydedecektir. Ayrıca buradan haritanızı düzenle, bölümleri düzenle. Yani bölümleri düzenle dediğimiz ne oluyor? Burada bakın alanları isterseniz birleştirebilirsiniz, ayırabilirsiniz, isim verebilirsiniz. Ardından sağ üstteki 3 noktaya bastığımızda burada bakın robotun bilgilerini içeren bir kısım var. Buradan işte robotun MAC adresini, IP adresini vesaire vesaire falan bunları öğrenebiliyorsunuz. Temizlik planlama kısmı ne yapabiliyorsunuz? İsterseniz mesela bakın her gün sabah 9'da benim şu odamı e, süpürsün, standart modda süpürsün veyahut da şu yüksek seviyede ıslaklıkla silsin vesaire gibi mesela seçili alan diyor. Buradan haritadan kendiniz seçebiliyorsunuz veyahut da bütün evi temiz edip böyle böyle farklı senaryolar yapabiliyorsunuz. Yani her gün işte şu şu odaları muhakkak temizlesin kendisi. Ben evde değilim, işteyim. Bu şekilde bir temizleme görevi verebiliyorsunuz. Temizleme geçmişinden de dönem, yani eskiden yapmış olduğu temizlikleri burada kontrol edebiliyorsunuz. Ne kadar sürede temizlemiş, nereleri temizlemiş, atladı bir yer var mı? Onlara bakabiliyorsunuz. Kumanda kısmı kendi manuel kumandası haricinde telefondan da kumanda edebiliyorsunuz bu cihazı. Akıla bölme kısmı az önceki özelleştirme bölümü. Yani her odaya farklı farklı senaryolar atayabiliyorsunuz. Ses seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kendisi yani robottan çıkan bu konuşma sesini ayarlayabilirsiniz. Halı renginizi burada belirtmeniz gerekiyor. Koyu renk mi, açı renk mi halılar kullandığınızı. Büyük ihtimalle bu uçurum sensörü için kullanılmış bir özellik olduğunu düşünüyorum. Güncelleme kısmından robotunuza bir güncelleme girirse bunu takip edebilirsiniz. Ses paketi olarak da zaten bir yerli robot olduğu için Türkçe'de hiçbir sıkıntı yok. Uygulamanın tüm Türkçe çevirisi olsun vesaire olsun çok iyi. Bu arada ben arayüzünü de uygulamanın çok beğendim. Basit, sade olması gereken bütün fonksiyonlar konumlandırılmış, iyi konumlandırılmış. Çevirmesi de gayet güzel ve kendini zaten ait oldukları bir yazılım olduğundan özellikle bahsettiler. Yan fırça, ana fırça ve filtrenin de ömürlerini takip edebiliyorsunuz. Yeni fırçalar aldığınızda veyahut da yeni parçalar aldığınızda da sıfırla butonundan tekrardan ömrü yenileyip buradan takip edebiliyorsunuz. Onun haricinde gördüğünüz gibi çok fazla zaten fazla böyle gereksiz şeyler konumlandırmamış. Ben uygulamanın geçişini, arayüzünü falan çok beğendim. Gerek olması gereken her şeyi konumlandırmış. Ufak tefek eksikleri var zaten. Bunu ben birazdan size yorumlarım kısmında, deneyimlerim kısmında detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi gelelim bu robotu kullandığım sürdeki deneyimlerime. Öncelikle tasarım açısından bahsedeceğim. Siyah renk zaten çok hoş. Gerçekten çok tatlı. Ben çok yani beğendim gerçekten tasarım açısından. Tabii ki de siyah rengin tek dezavantajı biraz toz tutuyor. Yani ona yapabileceğimiz bir şey yok. Ara ara robotunuzu silmeniz gerektiğini unutmayın. Robotun yere yakınlığı konusunda başarılı olduğu için tabii ki de ana fırça ve yan fırçalar pisliğe çok daha iyi erişebiliyor ve motor gücünde bu arada ne kadar boşluk bırakırsanız motor gücü de tabii ki de otomatik olarak boşa gideceği alanlar olacak. Motor çok verimli bir şekilde kullanabiliyor kendini. Yani temizlik konusunda gerçekten büyük başarı sağladığını söyleyebilirim. Tasarım açısından hem motüler yapısı sayesinde yani bütün parçaları yani bütün filtreler olsun Aynı şekilde hazine olsun, hazinenin içindeki parçalar olsun rahatlıkla takılıp çıkarılabiliyor. Bu konuda gerçekten çok kullanışlı bir robot süpürge olduğunu söyleyebilirim. Pil performansı açısından çok başarılı zaten. 6400 mAh'lik batarya kapasitesi inanılmaz derecede çok fazla. Yani ben kendi evim için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü benim evim yaklaşık işte 110 metrekare falan. Benim evime fazla fazla yetiyor yani. Bütün evi temizletmeye kalksam herhalde %50 şarjı ya gider gitmez bile sanmıyorum yani. Bu konuda gerçekten çok başarılı. Tek seferde 250 metrekarelik alanı temizleyebiliyor. Bataryasını verimli kullanabiliyor. Yani standart modda kullandığınızda gayet iyi. Ayrıca turbo modu istediğinizde hiçbir şekilde sıkıntı yok. Yani turbo modda bile benim evimi tek şarj ile rahatlıkla süpürebiliyor. Cihazın hem nesne taraması hem alan taramasını ben çok beğendim. Yani hem lidar sensörler olsun ön taraftaki algılama sensörleri çarpışma sensörleri vesaire olsun hem alanı çok iyi tanıyor biliyorsunuz ben testlerinde genellikle süpürme yaparken bir anda önüne hiç görmediği bir nesneyi çıkarıyorum yani alanı normalde biliyorsunuz ilk önce bir dört tarafını gezdiğinde zaten süpürge alanda ne var ne yok bunu öğreniyor ondan sonra zaten rotasını çizip süpürmesini yapar siz oraya o anda yeni bir nesne koyduğunuz zaman süpürgeler genellikle iki farklı senaryosu vardır ya çarpar ya da direkt algılayıp hemen manevrasını yapar kat ya da ben farklı farklı senaryoda koydum. Hemen yeni koymuş olduğum nesnelerin boyut fark etmek sizin hepsinde algıladı. Birkaç defa bir tanesinde yani birkaç tanesinde biraz inatçı davrandı. Yani mesela hareket edebiliyordu hafif nesnelerdi. Onları mesela ittirmeyi denedi veyahut da götürmeyi denedi. Ama onun haricinde mesela ufak temaslarda bile çok çok minimal düzeldiydi. Yani böyle tak diye bir yere çarptığını hiç hatırlamıyorum. Bazı robotlarda oluyor direkt adam tak diye çarpıyor mesela. Katya'da hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım. Yani nesneyi çok iyi tarıyor ve kesinlikle hani hemen çarpmadan duruyor ve muhakkak manevrasını ona göre belirliyor. Bu konuda bayağı hem inatçı hem de başarılı bir robot olduğunu söyleyebilirim sizlere. Gerek uygulama stabilliği gerek kumanda açısından stabilliği de çok başarılı. Tepkimeleri hızlı, çok iyi. Evinizdeki internet hızına tabii ki de değişken bir durum yani. Evinizde internet çok çok yavaşsa bu da otomatik olarak robot süpürge bundan etkileniyor. Hem uygulamaya giriş hızınız hem de uygulamadan gönderdiğiniz komutlarda muhakkak gecikmeler yaşanıyor ama evinizde stabil ve hızlı bir internet varsa robot süpürgenizin tepkimeleri çok iyi. Ve en çok merak ettiğiniz tabii ki de süpürme ve paspas performansı. Bunu en sona bırakmak istedim. Süpürme performansı açısından ben hem halı zeminde, laminat zeminde, fayans zeminde farklı farklı deneme fırsatı buldu. Halılarda biliyorsunuz çoğu robot halıya çıktığı zaman otomatik olarak kendini turbo moda alır. Katya'da böyle bir özellik yok. Yani Katya kendisini turboya almıyor. Ama gerek standart gerek de turbo moddaki halı performansı çok başarılı. Hem standartta denedim hem turboda halı olan zeminlerindeki temizliği gerçekten gözle görülür bir şekilde başarılı. Yani halımında acaba şu pislik kaldı bunu almaz mı? Yani üstünden geçtiği her pisliği bu robot rahatlıkla alabiliyor. Eğer alamadığı bir pislik varsa muhakkak onun üstünden geçmemiştir arkadaşlar. Ama üstünden geçtiği hem V tasarım sayesinde derin kıl fırçaları yani ana fırçası, 2 adet yan fırçası ve 3000 Pascal gibi güçlü bir emiş motoruna sahip olunca Katya'nın gözünden yani motorundan kesinlikle bir pislik kaçmıyor muhakkak üstünden geçtiği her türlü pisliği rahatlıkla çekip içinde hapsedebiliyor. Bu konuda gerçekten ben süpürme performansını her türlü zeminde çok beğendim. Rahatlıkla yani hem çift temizlik yaptırıp daha fazla alanı yani aynı alanı iki defa temizletip zaten kesinlikle %100'e ulaşabilecek bir temizlik kapasitesine ulaşabilirsiniz. Tek eksi yönü maalesef çift temizliği aşina olduğumuz yatay ve dikey eksende yapmıyor tek eksende yapıyor. Yani aynı şekilde yaptığı mesela işte atıyorum yatayda yapmıştı veya da dikeyde yaptı. Temizliği gene aynı şekilde yapıyor yani yatay veya dikey. Çapraz bir şekilde yapmıyor. Bunu şımar teknolojiye ilettim belki eğer Nacizane bu önerimi kabul ederlerse bu şekilde robotun ben çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ama onun haricinde gene çift temizlik yaptırdığınızda bir sıkıntı yok. Kenar temizliği de çok iyi. Olabildiğince tüm alanların tüm kenarlarına temas ederek yani o köşelerdeki pisliklerin de kalmasını engelliyor. Çift ön fırçalı ve uzun ön fırçalı tasarımı sayesinde kenar köşe temizliğinde gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Paspas performansına gelecek olursak robot süpürgelerle ilgili zaten benim paspas performansı açıklamamı bilirsiniz bundan çok fazla bir şey beklememiz lazım. Bunların yapılma tarzı amacı yerdeki tozu almak. Yani inatçı yağlı lekelerin olduğu ya da ne bileyim çok böyle kirli zeminlerde sizin yaptığınız paspas kadar bir kalite veyahut da işte temizlik hissiyatı zaten veremez. Hiçbir robot veremez bunu. Bu konuda en azından Katya başarılı standart bir moplama sistemi var. Aynı şekilde süpürdüğü egzende yani süpürdüğü egzen gibi aynı şekilde aynı eksende moplama yapabiliyor. Altındaki Hazneye bezini taktığı zaman zemindeki bütün tozu sizlere rahatlıkla alabiliyor. Su ayarın seviyesini soracak olursanız ben standart ayardaki su seviyesini çok beğendim. Aşırı derecede böyle su bırakma veyahut da çok kuru olacak şekilde bir paspaslama yapmıyor. Tam kararlı olmuş gerçekten. Zemini böyle çok sırılsıklam veyahut da iz bırakacak şekilde paspas yapmıyor. Bu konuda da ben paspas performansını beğendim. Yerdeki tozumuzu falan vesaire bunları rahatlıkla temizleyebiliyor. Hem zaten süpürme hem de paspas şeklinde çalıştığı için de önden zaten süpürgesi pisliği alıyor ve paspasa da arkasından tozunu aldığınızda sizlere zaten tertemiz bir zemin bırakıyor. Videoyu bitirmeden son olarak sizlere Şımar Teknoloji'nin bir mesajı var. Onu da iletmek istiyorum. Kendileri Türkiye'de müşteri desteği ve teknik servis konusunda çok iddialı olduklarını özellikle ilettiler. Zaten Ankara'daki fabrikamızda bütün robot süpürge sahiplerini veyahut da diğer akıllı cihaz sahiplerini 48 saat içerisinde çözüm garantisi verdiklerini Özellikle iletmemi istediler sizden. Yani robotunuz arızalandı. Siz şımar teknolojiye ulaştınız. Hemen sizlere ücretsiz bir kargo kodu veriyorlar. Robot direkt fabrikada elden geçiriliyor. 48 saat içerisinde ne çözüm varsa hallediliyor. Ve bundan sonra da sizlere yine ücretsiz bir şekilde geri gönderiliyor. Bu konuda eğer 48 saat çözüm garantisini bu şekilde devam ettirebilirlerse müşteri desteği konusunda bence Türkiye'de artık çığır açacak bir firma olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar Şımar teknolojinin Katya Akıllı Robot Süpürge incelemesinde sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.